Edirne'de 34. Aylık Haftası etkinlikleri kapsamında şet kuşanma töreni gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikte 2021 yılının ahisi 45 yıllık torna ustası Adnan Varsavaş şet kuşandı. Ahi Evran, esnaflıkla ilgili bütün özelliklerin bir anlamda anayasasını yazmış, manifestosunu yazmış, çok değerli bir alim, bir bilim insanı. Baktığınızda yaptığı sadece bir meslek değil, bir sanat değil. Bir manifesto ortaya koymuş, bir takım ilkeleri ortaya koymuş, kuralları, kılavuzları ortaya koymuş. Ve bunlar bu topraklarda, bu kutsal topraklarda, güzel vatanımızda tam 850 yıldır bütün esnaflarımızca bir hakkın uygulanıyor. Bu yıl yaklaşık bir ay önce ben de bu kutlamalar esnasında UNESCO'nun Ahi Evran Yılı kutlamaları kapsamında Kırşehir'deydim. Kırşehir Belediye Başkanımızın davetlisi olarak genel başkanımızla beraber çok sayıda belediye başkanı olarak bu kutlamalardaydık. Baktığınızda gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Düşünmemek mümkün değil. Bu kuralların hepsi bugün acaba uygulanabiliyor mu diye hayıflanmamak, üzülmemek de mümkün değil. Ne diyor Ayi Evran? Hak ile çalışıp bize gelen bizdendir. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Ve devam ediyor. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Yani sadece çok akıllı olmak yetmiyor. Çok iyi usta olmak yetmiyor. Mesleğinizin en iyisi olmak yetmiyor. Ahi Evran'ın felsefesine ulaşabilmek için bunların yanında bir de ahlak gerekiyor. Ahilik, sanat, ticaret ve mesleğin olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş bir alışımıdır. Ahi diye anılan kişi kesin bir sanat, ticaret ya da meslek sahibidir. O bununla birlikte olgun, ahlaklı, merhametli, iyiliksever ve her işinde, her davranışta dürüst ve güvenilir bir kişidir. 13. yüzyılın ilk yarısında Anadolu'da Selçuklu Türklerinin ekonomik yaşamında çok etkin rol oynadığını gördüğümüz ahilik uzun yıllar boyu Türk halkının da simgesi olmuştur. Günümüzde ahiliğin devamı olarak esnaf ve sanatkarlar teşkilatları görülmektedir.